Merhabalar dostlar, ben Türk Avcı Hamza Yüksel Koçerdi. Bugünkü videomuz mükerrer atışlı tüfeklerden. Pompalı tüfekler nasıl çalışır? Bu konu üzerine bir çalışma yapacağız. Tahmin ediyorum tabi pompalılardan sonra manuel çalışan başka bazı tüfeklerden de kabaca bahsedeceğim için belki bu video biraz uzayacak. Fakat buna karşılık bakınız. Bayağı bir zamandır esasında çok uzun bir video serisi yaptık ama bu av tüfeklerinin nasıl çalıştığı konusunda videolarımız eksikti. Esas olarak genç kardeşlerimizden bazı sorular belki gelirdi ama nasıl olsa ya öğrenecekler, bazı şeyleri de başkaları yapsın hani diyordum ve bu nedenle yapmamıştım o videoları, fakat genç avcıları bir tarafa bıraktım. Yani yılların avcısı dediğimiz avcılar bile bir av tüfeğinin mekanizması nasıl çalışır konusunda, tüfek patladı, mühimmat ileri, mekanizma geri gidiyor kardeşim, bu kadarı yeterli diyebildikten sonra av tüfeklerinin kilit sistemlerine yoğunlaşmak başta olmak üzere. Önce gazlı yarı otomatiği yaptık, sonra kinetik yarı otomatiği yaptık, ardından çift sistemi yaptık. Şimdi pompalı tüfeği yapıyorum, büyük ihtimalle son video olacak. Evet dostlar, şimdi gelelim tüfeğimize. Hemen buradan özellikle hani zaman zaman bilgileri biraz yetersiz kalabildiği için genç avcı kardeşlerimizi özellikle videonun başında hani sözel olarak anmış olmam kesinlikle kimseyi üzmesin, özellikle kendilerine, çünkü dediğim gibi yılların avcıları bile bazı şeyleri öğretiyorum derken bazı hatalar öyle bir yapabiliyorlar ki hani burada bizim de hatamız var. Benim gibilerin de hatası var. İster istemez artık insanların önüne koyup bu konuları da inceleyebilmemiz lazımdı. Var ki bazı eksiklikler bu şekilde oluyor. Bu anlamda özellikle genç kardeşlerime söyleyecek laflarımız yok. Özellikle ben kendi adıma bu anlamda bazı eksiklikleri tamamlamak isterim. Bakınız YouTube'da esasında 3D proje videolar anlamında pek çok silah mekanizmasının nasıl çalıştığını hani görebilirsiniz, seyredebilirsiniz. Çok güzel animasyonları vardır ama buna karşılık şimdi bu da elimizde gerçek bir tüfek. Şimdi bu tüfek esasında ta bayağı birçok eski bir zamanda ilk çıkanlarındandır sarsılmazın Kobra modelinin 47 santim namlusu olan 12-76 bir pompalı tip av tüfeğidir. 7 tane fişek artı bir namluya olmak üzere 8'lidir. Alt tarafı açık model olmakla beraber üretimi seneler önce durdu. Ama hani çok uzun bir zaman beni üzmeden tüfeklik yapmış bir tüfek olmak bir yana, ayrıca şimdi bugüne kadar pek çok tüfeğim oldu. Bunların içerisinde bu tüfek tamamıyla kendi bedelini kendi çalışıp kendi kazandığım parayla ödediğim ilk tüfek olduğu için, çünkü tamamını ben ödedim bunun, bu ilk. Sonrakileri de belki öyle yaptık ama bu ayrıydı. Bu nedenle hani elimde tutmaktan çok da memnun olduğum bir tüfek. Gene sağlam ve kaliteli bir tüfek. Eminim pek çok zamanda daha hani bana tüfeklik yapacağına inandığım bir tüfek. Bakınız, şimdi gazlı yarı otomatikleri, kinetikte işte pompalı yarı otomatik falan incelerken hep bir şeyin üzerine çok yoğunlaştık. O da av tüfeklerinin kilit mekanizmalarıdır. Sadece av tüfeklerinde değil, bakınız dostlar, hafif silahlar anlamında karşınıza çıkabilecek hemen hemen her silahın muhakkak kilit mekanizması vardır. Patlamadan önce muhakkak kilitlenme gerçekleşir. Patlamadan sonra yarı otomatikler ve tam otomatikler. Tüfek gazlı mıdır, kinetik midir? Ona göre av tüfeklerini size nasıl çalıştığı konusunda hani videoları anlatırken tarif ettiğim gibi, kinetikte arka gövde tepmeyle geri hareket eder. Döner başlık kilit mekanizmasıdır ve kilitlidir. Arka gövde geri hareket ederken döner başlığı çeker. Döner başlığı çeker sözü yanlış tarif ediliyor pek çok yerde. Bakınız, çektiği zaman döner başlık aslında olduğu yerde ekseninde diğer tarafa dönüyor. Diğer tarafında dönüp kilidin açılmasını sağlıyor. Ardından namlunun içindeki gaz basıncı mekanizma yaptırıyor. Ama önce kilidin açılması gerekiyor. Orada kilidi açan sistem arka gövdenin geri hareketi.
baskı yaptığı zaman, itiyor, ittiği zaman da döner başlığı. Aslında itiyodan kastettiği şey, arkadan baskı uyguluyor, kilidin içinde döner başlık olduğu yerde ekseninde dönüyor. İleri gitmiyor, olduğu yerde dönüyor, yatak girişinde. Şimdi gazlılarda aynen bu tüfekte gibi 3'te kilit var. Nandonun içindeki gaz delikleri, gaz odasına giriyor. Gaz odasının içinde, gaz odasının içindeki gaz silindirini itiyor. O kurdurma çubuğunu itiyor. Kurdurma çubuğu bu sefer buna alttan çekiyor. Burada bir kilit var. Önce kilidi düşürüyor. Zaten o kilit düşmeden gazlı yarı otomatiğin kilidi açılmıyor. Tüfek mekanizma yapamıyor. İşte şuraya gelinceye kadar mekanizma, daha doğrusu mühimmat. Mekanizma açılmadığı için çok belirgin bir güç kaybı oluşmuyor. Yani o belli kişilerin tarif ettiği patlama gerçekleşmiyor. Mühimmat patlıyor, ta buraya kadar geliyor. O zamana kadar geri taraf açılmadığı için 50'ye 50 gaz kaybı yok. Daha doğrusu güç kaybı yok. Ta buraya kadar. O zamana kadar zaten kurşun eziliyor veya saçmalar bir miktar deformasyona uğruyor, bir miktar iç içe geçiyor zaten şu giriş kısmında daha o yüksek basınçla falan derken şu kısımda çok yüksek bir güç kaybı olmadan üstelik çok yüksek bir basınçla namludan çıkıyor. Anlıyor musunuz? Kilit mekanizmaları bu yüzden tüfeklere hep koyulur ve pompalı tüfekte kilit olmazsa patlama anında şu elinizden öyle bir fırlar ki parmaklarınıza zarar verir. Bileğinize zarar verir, dipçik omzunuza zarar verir. Çok yüksek bir basınçla bir anda geriye fırlar. Bir ihtimal kasaya bile zarar verebilirsiniz. Elmacık kemiğini şu kısma vurur, ezilebilir derken. Hakikaten bayağı bir başınız ağrıyabilir. Üstelik 50'ye 50 güç kaybına da uğrar tüfeğiniz. Haliyle ne olacak? Kilit konmuş ki siz buradan pump action yapana kadar al tüfeğiniz mekanizma yapmasın, tam tersine bütün gücüyle mühimmatı sevk etsin. Kısacası dostlar, ister al tüfeği ister piyade tüfeği, karşınıza çıkacak hiçbir hafif silahta ben kilit sistemi olmayan tüfek veya piyade tüfeği karşınıza çıkabileceğini hiç sanmıyorum. Tabancalarda da benzer işlere yarayan bazı mekanik yapılar vardır. Onlar dahi haliyle anında geri tepmenin önüne geçer. Bu yüzden tabancalar da gene yarı otomatik mekanizmanın bu yapısı sayesinde mühimmattan en efektif şekilde güç elde etmenizi sağlayabilir. Yani bilindiğinin tam tersine patlama anında o ileri giderken hemen bu geri geliyor diye bir şey yok. Muhakkak bir gecikme sebebi var. O da işte kilit sistemi ve türevleri. Evet, şimdi tüfeğimizi parçalayalım. Daha fazla uzatmadan hemen el kundağımı aşağı indiriyorum. Yoksa sökerken bir kasıntı yapar. Şimdi yüksek müsaadenizle biraz hızlanacağım. Çünkü bazı genç kardeşlerimiz özellikle derler ki abi videolar çok uzuyor, seyretmek zorlaşıyor. Ama işte çok ciddi detaylar var. Kısa videolarda bunların içine o kadar detaylı girilemediği için bu sefer arkadaşlar bir dünya video, bir dünya çalışma yapılmış, bir dünya paylaşım yapılmış ama bir bakıyorsunuz böyle şeyler karşınıza çıkıyor. Niye? Kısa paylaşımlarda bu detaylara girilemiyor. E ister istemez ne yapalım? Hamza Yüksel Koçer'in tarzı itibariyle videolarını ister istemez uzatıyor. Şimdi kilide gelelim. Bakın şurada bir oyuk var. Tam şurada. İşte bu oyuk. Yarı otomatik av tüfeklerini, gazlıyı falan söktüğümüz zaman dikine bir kilit vardı. Aynı kilit bunda da vardır. Aynı şekilde kilitlenir buraya. Şimdi hemen şurada bir pirimiz var. Bunu söküyorum. Tetiğimi alıyorum. Hı.
Şimdi fişek tutucu tırnaklarını alıyorum. Bunlar son modellerde de Kobra'ların gene aynı şekilde yarı otomatik alt tüfeklerindeki gibi. Hani sohbede takmada ve bakımda daha büyük kolaylıklar sağladığı için hani gayet güzel bir seçenek. Bu anlamda belki çok kötü olmadı ama teknik olarak benim gibi klasik modellerden hoşlanan kişiler için modelin üretiminin durması kötü oldu. Yoksa iki ayrı Kobra gayet güzel olurdu. Gördünüz mü şuradaki? İşte bu bizim namlu kedimiz. Pump action hareketiyle el kundağını geri çektiğimiz zaman kurdurma çubuğu bu altına koyduğum parçayla mekanizmanın arasındadır. Pump action hareketi alttaki bu parçayı iter. İttiği zaman bu da işte dikkat ederseniz kilit tertibatını böyle açıverir. O da yatağın içindeki bu. Daha doğrusu namlu kepinin içindeki bu. Namlu kepini. Bu oyun içinden bunu buradan çıkartır. Ardından devam eder el kundağı çekmeye. Ardından geri ileri boşalt sür. Ardından yatak girişinde durduğu yerde pump action hareketiyle el kundağı biraz daha çektiği zaman bu buradan bu şekilde o oyuğun içine girer ve kilitlenir. Bakınız bu tüfeğimizin namlu kilididir. Bu burada böyle durur. Alt taraftan bunu çektiğiniz zaman bu parçalarla bu oyun içinden kurtulur ve mekanizma yapar. Yani bu oraya kilitlendiği için pompalı tüfek. İstediği kadar mühimmatı içeride ateşleyin, çalışmaz. Şimdi tüfeği bakın bir şekilde takacağım. Şunu sürdüm içeri. Yani bu aynı zamanda tüfeğin bir de sökmesi, takması bu anlamda. Burada buraya yerleştireceğim. Şimdi şöyle düşüreceğim. Bunu buradan alacağım. Tamamdır. Yerine oturttum. Şimdi fişek tutucu tırnakları. Bunlar takarken adamın elinden düşüveriyor sallanırken. Bu anlamda yeni sistemler biraz daha pratik oldu şok tak anlamında. Ama bu modelde dediğim gibi her şeye rağmen üretimi durmaması gereken bir modeldi. Dikkat ederseniz düştü. Çünkü bazı insanlar klasik mekanizmalı tüfekler sever. Mesela ben bir yandan sizlerle konuşuyorum bir yandan monte yaptığım için. Biraz daha hataya müsait duruyorum. Mesela eskiden ayrıca şey vardı. Husan çıkartmıştı mesela. Gene bir mekanizma vardı. Alt tarafı kapalıydı. Şey yan tarafı kapalıydı. Alttan doldurur, alttan boşaltırdı. Gene biraz daha farklı bir mekanizma. Bunların hep üretime girmesi lazım dostlar. Ama bizi çok pratik, çok basit şök taklı tüfeklere çok alıştırdılar. İster istemez bu sanayi kolu. Pek çok kişi de bu tüfekleri görmedi. Bu yüzden haberi yok. Bu anlamda talep de etmiyor. Ama ister istemez bu ülkede böyle tüfekler görüldü. Evet. Şimdi tüfeğimizi taktık. Bakınız o namlunun içindeki oyuk artı mekanizmanın üzerinde gösterdiğim o kilit var ya. Bu tüfekte ve sahip pompalılarda tetik düşmediği sürece geri gelmez. Haliyle bu aynı zamanda bir hatalı bir hareket yapıp yanlışlıkla tüfeğinizi mesela namludaki mühimmatı boşaltmanızı da engeller. Ama aynı zamanda tetiği çekip pump action yaptığınız zaman dikkat ediyorsanız el kundağı işte alttan önce demin gösterdiğim şekilde kilidi açar ardından tam geriye kadar devam eder. Ardından boş kovanı dışarı atar. İleri hareketle beraber kepçenin üzerine gelen dolu fişeği dikkat ederseniz kepçe yukarı kalkar iner, yukarı kalkar iner. Yukarı kaldırır, ileri sürer
Ardından mühimmatı önce yatağa yerleştirir, ardından bu aşamada kilitlenme gerçekleşir. Artık bir daha siz tetiği çekinceye kadar. Gene tüfeğiniz zaten mekanizma yapmaz ama tetiği çektiğiniz zaman da bu geri gelebilir hale geliyor. Yanlış anlamayın, kilit açılmıyor. Kilidi açan pump action hareketi. Yani pump action hareketini yapmadığınız sürece tüfeğin mekanizma yapmasını sağlayamıyorsunuz. Şimdi bakınız dostlar, döner başlıklı pompalı tüfekler de var. Mesela Benelli'nin Nova modelleri, Novası ve Supernovası. Şimdi elimizde o tip tüfekler olmadığı için sizlere gösterme şansımız olmadı. Buna karşılık mesela ülkemizde üretilen Stoyer'lerde gene döner başlıklı pompalı bir model var. Mesela bu tüfek de gene döner başlıklı, arka tarafı arka gövde hareketli. Şimdi bakınız, o tüfek de döner başlıklı artı kinetik av tüfeği mekanizmasına çok benzer bir mekanizma ile yapıldığı halde patlama anında onunla da el kundağını geri itiyorsunuz. Bu sefer kinetik enerjide ne diyorduk? Patlama anında arka gövde geri teper. O geri tepemiyor. Bu yüzden kilit açılamıyor ve çalışamıyor. Arka gövde geri, el kundağı çekiyor. Ardından el kundağı döner başlığı dönme yönünde hareket ettirip açıyor. Ardından pump action'ın tamamlanmasıyla beraber geri gelmeye devam ediyorlar. Ardından boş kovan atılıyor. Dolu fişer sürüyor. Fişek yatağına yerleştirdikten sonra dolu fişeği zaten son basınç arka gövdenin döner başlığa baskı uygulayıp bu sefer kilitlenme yönünde hareket etmesi, ardından da kilitlenmeyi sağlaması şeklinde oluşuyor. Şimdi tabii ekserikle pompalı tüfeklerde bu şekilde üstten kilit mekanizması görüldüğü için döner başlıklı model azdır. Ama mesela gene bu videolardan birinde çift mekanizmalı yarı av tüfeği, yani pompalı yarı otomatik av tüfeği nasıl çalışır konusunda size Artemis A1012000 mesela pompalı tüfek moduna geçtiği anki halini göstermiştim. Döner başlıklı pompalı tüfek de öyle çalışır. Yani o esasında pompalı tüfeği çevirdiğiniz andan itibaren döner başlıklı gayet normal bir pompalı tüfekmiş gibi çalıştığı için o sistemi inceleyebilirsiniz. O şekilde çalışan bir pompalı tüfek mekanizması da Türkiye'de şu anda Stoyer yapıyor. Sadece şahsi düşüncem, hani o da gene güzel bir tüfek ama dediğim gibi pompalı tüfek olarak, kilit mekanizması olarak karşınıza çıkacak mekanizma bellidir. Bakınız, şimdi eskiden pompalı tüfek işte satışı yapan bizim büyüklerimiz, av bayisi abilerimiz mesela insanlara derlerdi ki, sordukları zaman işte güvenilir bir tüfek lazım, şudur tüfek lazım, bu tüfek lazım diye. İster istemez ev güvenliği için biraz daha pompalı tüfeği tavsiye edebiliyorlardı veya daha fazla tavsiye edebiliyorlardı şeklinde söyleyeyim size neden. Çünkü eskiden bizim yarı otomatik av tüfeklerimiz gerçekten kalitesizdi ve kötü çalışıyordu. Fişek de kaliteli değildi o zamanlar. Yani iyi fişek isteyen ister istemez mecburdu ithal fişek almaya. Şimdi dostlar, tüfeklerimiz düzgün çalışmadıktan sonra millet de ithal fişek eğer almak istemiyorsa ne yapacak? Yani hani hep derler ya, ev çifteyle korunur diye, eskilerin bir sözüdür. Eskiler buna zaten bu yüzden yönlendiler. Çifte konusu polemiği aynı zamanda oradan çıktı. Ayrıca pompalı tüfek ister istemez alın denirdi. Çünkü yarı otomatiğin çalışmasına güvenilmiyordu. Bayiler bile güvenmezdi. Vatandaş nasıl güvensin? Ama eski pompalı tüfeklerimiz de her ne kadar kaliteli değildiyse bile 12-70 fişekle hani problemsiz de atabiliyorlardı. Şimdi konu nereden nereye geldi? Bakınız dostlar, bu satışlar esnasında bazı şeyler söylenirdi vatandaşa. Mesela denirdi ki abi sen pompalı tüfek al, yarı otomatikten %25 daha kuvvetlidir, %30 daha kuvvetlidir diye. Bakınız aralarındaki güç farkı öyle %20'lerde değil. Hatta markasına güvenilir modellerde, kinetik modeller ile pompalılar arasındaki fark %10 civarı. Yani o kadar bir farktan dolayı, şimdi
pompalı daha güçlü deyip yarı otomatik av tüfeğinden vazgeçilmez. Kaldı ki şu anda bu zamanda hem piyasadaki fişek kaliteli, hani son zamanlardaki döviz, hani spekülasyonunu saymayın, esasında ithal fişek de çok pahalı da değildi belki. Ama yerli fişek de esasında kötü değildi, bakınız ev güvenliğinde güvenilebilir fişeklerdi. Şimdi hem fişekler kaliteli hem de ister istemez fiyatı makul iken yarı otomatiklerimiz de mekanik olarak güzel çalışıyordu. Özellikle markalı tüfeklerde ve markasına itibar edilebilen tüfeklerde gerçekten güvenilebilir tüfeklerimiz vardı. Ve pompalı tüfek artık hani ev güvenliği için de şart değildi. Ama buna karşılık şimdi markasına güvenilir eğer pompalıları olan kimselere eğer ya pompalı tüfek kötü niye aldın falan dersek bu da cahillik olur. Özellikle markasına güvenilir pompalı tüfekler gayet sağlam, gayet uzun ömürlü, çok da kaliteliler ama ister istemez markasına güvenilebilir bir yarı otomatik kadar pratikte değiller. Pompalı tüfekte pump action hareketine çok dikkat etmeniz lazım. Aksi takdirde pompalı tüfek bile tutukluk yapabilir. Yüksel abiniz dedi demedi demeyin dostlarım. Eskiden bakın bir cahiliye zamanıydı. Bu cahiliye zamanı için hani ister istemez haberimiz yoktu, bilmiyorduk. Bizim büyüklerimiz de bilmiyordu. Getirip satan, dağıtan kimseler bile bilmiyordu. O zaman elinizin altında şimdiki gibi internet yoktu. Bilgi doğrulanamıyordu ve ister istemez yanlış şeyler söylendi. Onun haricinde pompalının piyasasını yapmak gerekiyordu. Bazı belki tezgahtar dostlarımız, kardeşlerimiz her neyse yaptı bazı şeyler ama temelde onlar da esasında ne dediklerini çok bilmiyorlardı. Ama ben bu videolarda özellikle bazı şeyleri sizlere bu kadar detaylı anlatırken zamanında eskiden geçmişte her neyse kendi yaptığım hataları da dile getiriyorum. Hani bazı hataları kabul ettiğim için ayrıca bunları sizlere anlatmaya ve özellikle bilgilendirmeye de özen gösteriyorum. Ve ister istemez videolar uzun sürüyor. Çünkü bu videoyu 10 dakikada bitiremezsiniz bu teferruatları. Anlatamazsınız. Bakınız bir av tüfeğinin nasıl çalıştığına karar verebilmek için kilit mekanizmasını neyle açtık? Haliyle neyle mekanizma yaptırıyoruz? Ona bakarsınız. Bu tüfeğe pompalı tüfek denmesinin sebebi o. İster üçten kilitli, ister döner başlıklı olsun mekanizma yaptıran hareket pump action hareketidir. Yani pompalı tüfeğin el kundağı yapıyorsunuz. İşte bu tüfek bu yüzden pompalı tüfektir. İster döner başlıklı, ister üstten kilitli olsun. Başka bir isim veremezsiniz. Mesela Stoger'de döner başlıklı pompalı tüfek de var dedim. Stoger şükürler olsun. Hani böyle çok piyasa şartlarında krizli zaman tezgahtarlığı yapıp hani hibrit pompalı demedi Allah'a şükür. Öyle bir pompalı yok zaten. Çünkü kinetik sistemin çalışma prensibi arka gövdenin serbest hareketidir. Kinetik tüfek öyle çalışır. Çalışmıyor ki arka gövde hareket etmiyor. El kundağı ile geri çekiyorsunuz. Mesela bolt action diyoruz. Ateş ediyorsunuz. Tetiğin üzerinde bir bolt var. Bolt hareketli tüfek. Kaldırıp kilidi açıyorsunuz. Çekiyorsunuz, boş kovanı atıyorsunuz, sürüp dolu fişeği namluya sürüp basıyorsunuz aşağı, kilitlenmeyi gerçekleştiriyorsunuz. O tüfeğe bolt action denmesinin sebebi işte budur. Çünkü mekanizma yaptıran hareket bolt. Lever action diyoruz, alttan manivela kollu. Niye? Ateş ediyorsunuz. Bunu buradan İleri doğru alıyorsunuz şuradaki kısmı. Hani Amerikan filmlerinde, kovboy filmlerinde, Kızılderili filmlerinde falan gördüğünüz böyle Winchester'lar vardı ya, aynen öyle. Bunu ileri aldığınız zaman ne oluyor? Önce kilidi açıp mekanizmayı geri çekip boş kovana atıyorsunuz. Ardından bunu bu tarafa alırken önce dolu fişeği namluya sürüp ardından son aşamada kilitlenmeyi gerçekleştiriyorsunuz. Niye? Çünkü alttan manivela kollu, yani lever action tüfek. O mekanizmaya da ismini veren işte o hareket. Tüfeğe mekanizmayı yaptıran hareket, lever action hareketi, o yüzden lever action diyoruz.
Mesela bul poplar. İster yarı otomatik olsun, ister pompalı. Ya pompalı bullpup mekanizmalı tüfektir ya dipçik kısmından şarjörlü gazlı yarı otomatik bullpup tüfektir. Neden? Çünkü mekanizmayı yaptıran harekete bakarsanız UTS 15 mesela çift hazneli üst ortada bir namlu. Bullpup'un özelliği tetik hizasının üzerine almanız gerektiği için bu kısmı aynı mesafe kadar tüfeğin boyunu kısaltıyorsunuz. Yani 47 santim namlu sabit kalır iken tüfeğin boyu kısalıyor. Sabit dipçiğe rağmen. Ha bazıları der ki alttan dolduramaz mıyız? Yandan hiç pratik değil. Bakınız. UTS 15'i doldurma. Alt tarafı böyle yan tutup buradan basıyorsunuz. Bu taraftan mı? Çevirip buradan basıyorsunuz. Eliniz biraz alışsın yeter. Doldur boşalt anlamında gayet pratik bir tüfektir. Ama buna karşılık. İleriden alttan doldursak olmaz mı diye. Bullpup ve UTS 15 mekanik yapı olarak budur. Zaten bullpup'un doğası gereği bunu alır üstte koyarsınız. Alt taraf kapalı, altta tetik var. Alttan doldurmanız mümkün değil. Bunu bu boy bırakır da alttan iki ayrı hazneyle eğer doldurabileceğiniz bir mekanizma yaparsanız o tüfek bullpup olmuyor. Bullpup için şu kısmı alıp yukarıdan geri çekmeniz gerekiyor. Şarjörü mesela buradan alıp buraya koymanız gerekiyor. Bullpup'un doğası budur. Eğer önden alttan doldurulan bir tüfek yapılacak olursa. Dostlar o tüfek bullpup mekanizmalı olmayacak. Çünkü bullpup mekanizmada bunu alıyorsunuz yukarı getirip geriye çekiyorsunuz. Namluyu kısaltmadan tüfeğin boyunu kısaltıyorsunuz. Mekanik yapının özelliği bu. Halde dipçik genişleyecek, dipçik biraz daha irileşecek, biraz kabalaşacak ister istemez. Bullpup denen sistem bunun alıp üste çıkarılıp geriye çekildiği mekanizmadır. Öbür türlü zaten bullpup olmuyor. UTS 15 bir bullpup pompalıdır. Mekanizma yaptığın hareket çünkü pompalı. Ama bir bakıyorsun öbürü de şurayı almış ama gazlı yarı otomatik sistem var. Haliyle bir bakıyorsun o da gazlı yarı otomatik bir bullpup şarjörlü oluyor. Gibi 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 dostlar. Çeşitli mekanik yapılar var bakınız. Ama ister istemez yani bir silah mekanizmasını veya alt tüfeğinin mekanizmasının ne olduğuna karar verirken bir tarafımızdan mekanizmada uydurmuyoruz. Çünkü insanlara bilgi verirken doğruyu söylememiz gerekiyor. Mesela bizim şarjörlü ya da otomatik alt tüfeklerimizin mekanizmalarını sorduğunuz zaman AR-15'e benzeyen için birebir M16'nın aynısı derler. Oysa piyade tüfeklerinin mekanizmaları kurdurma çubuklu ve gaz silindirli değildir. Bazılarında gaz kanalları vardır. Gaz kanalıyla arpacın hemen arkasından bir yerden mekanizmayı üflemeli çalışır. Bazıları gene aynı yerden gaz pistonlu çalışır. Orada uzun bir gaz pistonu vardır mil gibi iki parça. Devamlı ileri geri gider gelir. Kalaşnikov'da üst tarafta bir çatal vardır. Oradan üflemeli. Üstteki pistona üfler. Üflemekle iter. Mekanizma yaptırır falan. Yani çeşitli çalışma şekilleri vardır. Verilen hani bazı bilgiler belki tam olarak doğru olmasa bile. Durumu bu şekilde de inceleyebilmek gerekiyordu. Size başında ne dedim? Bu kadar şeyi insanlara anlatabilmek o kadar kolay bir şey değildir. 10 dakikalık bir videoyla bu işin altından kalkamazsınız. Ve ben böyle insanlara doğru bilgi vereceğim diyemezsiniz. Çünkü öyle bir bilgilendirme yapamazsınız. İster istemez dostlar bakınız konu biraz daha uzadı. Video da uzadı ama ne yapalım diyerek. Bu videoyu artık dostlar daha fazla uzatmadan burada bitirmek istiyorum. Ha hemen peşin ekleyeyim. Bazı insanlar peki sorarlar ya bu güç farkı ne kadar abi pompalı ve yarı otomatikler arasında. Bakınız bu adamlar. Önemli bir konu bakın işin burası. Hem pompalı yapıyor hem gazlı yapıyor hem kinetik yapıyor. Şimdi adam benim yarı otomatiklerin pompalından şu kadar zayıf belki demeyebilir. Ama benim gazlım kinetiğimden şu kadar zayıf demez. Veya kinetiğim
gazdım lan şu kadar güçlü hiç demez. Çünkü bu ya arkadaş birinden birine muhakkak öldürmek demek ya bu adam bu işi yapıyor. İşin ticari boyutu var. Bu anlamda bu firmalar sizlerle. Bakınız tartışılmaz firma verileri paylaşmayacak. Zaten bu yüzden hep birbirinize soruyorsunuz. Soruyor soruyor ama bu işin altından bir türlü kalkamıyorsunuz. Sebebi bu. Firmalar sizlerle öyle bilgiler paylaşmayacak. Haliyle tatmin edici bilgilere ulaşamayacaksınız. Ama buna karşı dediğim gibi bizim büyüklerimizden bir tanesi İtalya'ya gidip bazı fabrikalar gezdi. Ben demiştim ona özellikle sor abi diye. Orada demişler ya sen ne diyorsun ne 20'leri ne %30'ları falan diye %10'ların altına düştü markalı tüfeklerde demişler. Yani bu kadarcık bir farktan dolayı da kısacası dostlar aslında arada çok büyük farklar yok. Pompalılar ile yarı otomatikler özellikle kinetikler arasında. Bu nedenle bugün markalı hani tüfek üreticilerimizin ürettiği tüfeklerde kinetikler bile gayet güvenilir bir şekilde çalışır iken pompalıya daha güçlü. Bu nedenle biz ev güvenliği için pompalı alalım denmez. En fazla birkaç kutu. Hani yerli fişe hiç güvenmiyorsanız ithal fişe kalır. Ondan sonra da atarsınız gardırobunuzda durur. Zaten rutubet almasın en kötü 10 sene hiç problem çıkartmaz. Bu da o fişenin ödediğiniz para fizibil demektir. Yani kısacası orada beklerken bile maliyetini çıkartır. Sonuçta evinizi bekleyen fişek. Ama yerli fişeklerimiz de gayet kaliteli. Benim şahsi görüşüm yerli tüfek, yerli yarı otomatik doğar. Artı yerli fişek ikilisini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Markasına itibar edilir. Av tüfeği üreticilerimizin gazlıları da kinetikleri de ev güvenliği için çok yeterlidir dostlarım. Diyerek gerçekten bu videoyu burada artık bitirmek istiyorum. Yüksek müsaadelerinizle artık huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Hepinize kazasız belasız günler, ebedi dostluklar diliyorum dostlarım. Şimdilik hoşça kalın.